sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İslam'ın inanç esasları. Bu program İslam dinini yeni tanıyan kişiler için hazırlanmıştır. Elbette her insanın İslam hakkında bilgisi ve bazı kanaatleri vardır. Ama bunlar büyük ölçüde eksik ya da yanlış kaynaklardan gelir. Pek çok insan sadece ailesinden veya arkadaş çevresinden duyduğu, medyadan izlediği veya çeşitli kitaplardan okuduğu kadarıyla İslam'ı tanır. Oysa İslam'ı tanımak için başvurulması gereken en iyi yol, İslam'ın kaynağı ve temeli olan Kur'an'ı tanımak ve İslam'la ilgili tüm bilgileri Kur'an'dan almaktır. Kur'an, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği son ilahi kitaptır. Kur'an'dan önce de Tevrat ve İncil gibi ilahi kitaplar indirilmiş ama insanlar bu kitapları tahrif etmişler, Allah'ın sözlerine insan sözleri karıştırmışlardır. Kur'an ise sadece ve sadece Allah'ın sözlerinden oluşmaktadır. Allah, kendi sözlerini ya melek olan Cebrail vasıtasıyla ya da doğrudan kalbine vahyetmek suretiyle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e indirmiştir. Kur'an'ın içinde yalnızca Hazreti Muhammed'e vahyedilenler bulunmaktadır. Kur'an'daki farklı ayetler farklı zamanlarda vahyedilmiş ve tüm Kur'an 23 sene içinde tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz kendisine vahiy yoluyla gelen ayetleri diğer insanlara aktarırken etrafındaki Müslümanlar bu ayetleri ezberlemiş ve yazılı hale getirmişlerdir. Daha sonra bu yazılı olan metinler toplanmış ve kopyaları çıkartılarak çoğaltılmıştır. Günümüzde bulunan Kur'anların hepsi aynıdır. Hiçbirinde farklılık ya da çelişki yoktur. Günümüzde Hazreti Muhammed'in aynı zamanda damadı olan 2. Halife Hazreti Osman'a ait Kur'an, İstanbul Topkapı Müzesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca Kur'an'ın kendi içinde de hiçbir çelişki yoktur. Bu husus, Kur'an'ın Allah katından geldiğinin bir delili olarak Nisa suresinin 82. ayetinde şöyle vurgulanır. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı. Kur'an, insanları doğru yola götüren bir rehberdir. Allah katından insanları karanlıklardan nura çıkartmak için gönderilmiştir. Tüm canlıları ve insanları yaratan Yüce Rabbimiz, kendi kullarına gerçek ve doğru yolu Kur'an'la göstermektedir. Yunus suresinin 57. ayetinde Allah, "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için hidayet ve rahmet geldi." buyurmaktadır. Kur'an'da en çok vurgulanan gerçeklerse Allah'ın varlığı, birliği, yaratılışın delilleri ve ahiret hayatıdır. Allah, insanları Kur'an'ın pek çok ayetinde düşünmeye, yarattığı canlılardaki hikmetleri, dünya hayatının geçiciliğini ve ahiret hayatını tefekkür etmeye davet etmektedir. Bunun yanında Kur'an'da geçmiş peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatılmakta, onların samimi imanları, Allah'a olan bağlılıkları ve dini yaymakta gösterdikleri kararlılık izah edilmektedir. Kur'an'daki bazı ayetlerde de insanların günlük yaşam içinde göstermeleri gereken örnek ahlak özellikleri bildirilmektedir. İşte bu programda Allah'ın bizlere Kur'an'da öğrettiği bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Programda Allah'ın sıfatları, bu dünya üzerindeki hayatımızın amacı, bu amaca ulaşmak için yapmamız gerekenler, bizi bekleyen ölüm ve ölüm sonrası yaşamın gerçek özellikleri gibi konular anlatılmaktadır. Bu bilgileri dikkatle dinleyiniz ve üzerinde düşününüz. Çünkü bu bilgiler size her şeyin yaratıcısı olan Rabbimizi tanıtmakta ve sonsuz mutluluk ve kurtuluşun yolunu göstermektedir. Müzik
Allah'tan başka ilah yoktur. İslam'ın temeli Allah'ın varlığını anlamak ve ondan başka hiçbir ilah olmadığını kavramaktır. İslam dini, bu en büyük gerçeğin bir insanın tüm hayatına hakim olması, kişinin tüm yaşamını bu gerçeğe göre yaşaması demektir. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın yegane ilahi kaynağıdır. Nitekim dinimizin temeli olan bu en büyük gerçek, Bakara suresinin 163. ayetinde özlü bir şekilde şöyle ifade edilir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. İnsanların çoğu etraflarındaki cisimlerin ve kendi bedenlerini oluşturan maddenin mutlak varlık olduğunu sanır. Allah'ı ise kendilerince soyut bir varlık zannederler. Oysa gerçekte asıl var olan Allah'tır. Diğer her şey ise O'nun yarattıklarıdır. İçinde yaşadığımız kainatı Allah yaratmıştır. Kainat yaratılmadan evvelse maddesel anlamda hiçbir şey yoktu. Tüm canlı ve cansızlar varlık haline getirilmemişti. Tam anlamıyla bir yokluktu. Kainatın yaratıldığı anı, zamanı, madde ve mekanı, bunların hiçbirine tabi olmayan ve sonsuzluğun sahibi, ezeli ve ebedi olan Allah yarattı. Bakara suresinin 117. ayetinde Allah'ın yaratışı şöyle haber verilir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah, İnsanların çoğunluğunun sandığının aksine maddeyi yarattıktan sonra başıboş bırakmış da değildir. Şu anda meydana gelen her şeyi, her an Allah yaratmaktadır. Yağan her yağmur damlasını, doğan her çocuğu, yaprakların yaptıkları fotosentezi, dünyanın her yerindeki canlıların vücutlarındaki işlemleri Allah yaratır. Galaksilerdeki yıldızların rotalarını, yarılan her tohumu ve düşünüp düşünemediğiniz her türlü olayı da sürekli olarak Allah yaratmaktadır. Kendiliğinden oluşan hiçbir şey yoktur. Meydana gelen her şeyi yaratan Allah'tır. Tüm olaylar O'nun emriyle işlemektedir. Kendi haline bırakılmış olsa her şey doğal olarak düzensizliğe doğru gider, dağılır, bozulur ve yok olurdu. Oysa canlı hücrelerinden kainattaki yıldızlara kadar tüm sistemlerde mükemmel bir düzen vardır. Bu düzenin sürekliliği, onların üzerinde her an bir kontrol olduğunu ve her an aynı mükemmellikte yaratıldıklarını gösterir. Kainatın her neresine baksak bu mükemmelliği ve kusursuzluğu görürüz. Bu açık gerçeklere rağmen Allah'ın yaratışını reddedip O'nun yarattığı varlıklara bilinç atfedilebilmektedir. Bu iddia bir gökdelenin inşaat ustaları tarafından değil de tuğlaların kendi karar ve iradeleriyle veya tesadüfen üst üste dizilmeleri sayesinde oluştuğunu iddia etmek kadar saçmadır. Evrendeki mükemmel düzen ve canlılardaki kusursuz tasarım bizlere hepsini Allah'ın yarattığını göstermektedir. Allah her yeri kuşatmıştır. İnsanların bir kısmı Allah'ın belirli bir yerde olduğunu zanneder. Özellikle Allah'ın gökyüzünde, evrenin uzak bir yerinde bulunduğu şeklindeki bir batıl inanç oldukça yaygındır. Oysa ki gerçekte Allah her yerdedir ve her şeyi kuşatmıştır. O asıl ve tek mutlak varlıktır ve tüm varlıklar ona boyun eğmiştir. Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlarsa dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Allah her an her yerdedir.
Allah her yerde bulunur, istisnasız her şey kontrolü altındadır, bütün canlıları Allah denetler. Her şeye gücü yeten Rabbimiz, her türlü zaaf ve acizden münezzehtir. Allah insana çok yakındır. İnsanların büyük bir çoğunluğu Allah'ı kendilerinden uzak zanneder. Oysa gerçekte Allah, İsra suresinin 60. ayetinde "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" hükmüyle bildirildiği gibi insanlara çok yakındır. İnsanın her durumunu görür, her sesini işitir. Hatta içinden geçen düşünceleri, kalbindeki sıkıntı ve vesveseleri de bilir. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirmektedir. "Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız." Kaf suresi 16. ayet. Allah insana öylesine yakındır ki her dua edenin içinden etse dahi duasını işitir ve ona cevap verir. Nitekim Bakara suresinin 186. ayetinde Allah kullarına şöyle seslenmektedir. "Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar." Allah insanın kalbinden geçenleri de bilir. İnsanın yaptığı bir davranışı sadece Allah rızası için mi yoksa nefsini tatmin etmek için mi yaptığını bilir. Bakara suresinin 235. ayetinde Allah'ın insanların düşüncelerini bildiği şöyle hatırlatılmaktadır. "Ve bilin ki elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının ve bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, kullara yumuşak davranandır." Allah bu programı dinlediğiniz şu anda her an olduğu gibi sizin yanınızdadır, yaptıklarınızı görmekte ve ne düşündüğünüzü de bilmektedir. Bu gerçek Mücadele suresinin 7. ayetinde şöyle bildirilir. "Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir." Allah her şeye güç yetirendir. Allah her şeyin yaratıcısı olarak tüm varlıkların üzerinde tek tasarruf sahibidir. Bulutları Allah sürükler, rüzgarları Allah estirir. Güneşe Allah ısı ve ışık verir, kuşları havada Allah tutar, tohumu Allah yarar. İnsanın kalbini Allah attırır, bitkilere Allah fotosentez yaptırır, gezegenleri yörüngesinde Allah gezdirir. Kimi insanlar bu gibi olayların fizik kanunlarıyla, yer çekimiyle, aerodinamikle ve benzeri maddi etkenlerle oluştuğunu sanırlar. Bu elbette doğrudur. Ancak bu kişilerin unuttuğu bir detay vardır. Tüm fizik kanunlarının yaratıcısı Allah'tır. Gerçekte kainatta tek kudret sahibi olan Allah'tır. Biz uyurken, otururken, yürürken, aklımızın ucundan bile geçirmezken Allah evrende var olan tüm sistemleri tek tek çalıştırıp idare eder. Varlığımızın devamı için meydana gelen işlemlerin her biri Allah'ın kontrolündedir. Küçük bir adım atabilmemiz bile yerin çekim kuvvetinden iskelet sistemimize, beynimizden kalbimize, hatta dünyanın dönüş hızına kadar her şeyin Allah tarafından hesaplanmış olmasına bağlıdır. Dünyanın ve tüm evrenin varlığını sürdürebilmesini tesadüflere bağlamak çok büyük bir yanılgıdır.
Aslında dünyadaki ve evrendeki her düzen tesadüfe kesinlikle yer olmadığının ve Allah'ın sonsuz gücünün açık bir delilidir. Örneğin dünya güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki her 29 kilometrede bir doğru çizgiden yalnızca 2.8 milimetrelik bir sapma gösterir. Eğer bu sapma 0.3 milimetre az veya 0.3 milimetre daha fazla olsa yeryüzündeki canlılar donarak veya kavrularak ölürlerdi. Küçük bir bilyenin bile milim şaşmadan aynı yörüngede dönebilmesi neredeyse imkansızken, dev kütlesiyle dünya böyle bir dönüşü her an gerçekleştirir. Talak suresinin 3. ayetinde, Allah her şey için bir ölçü kılmıştır buyurulmaktadır. Ayette de bildirildiği gibi, çevremizde gördüğümüz muhteşem düzen, Allah'ın milyarlarla ifade edilen büyüklükteki sistemleri milimlere bağlı dengelerle koruması sayesinde ortaya çıkar. İnsanların çoğu, Allah'ın her şeyi yaratıp bıraktığı, sonra bu düzenin kendi kendine devam ettiği şeklinde sapkın bir inanca sahiptirler. Oysa evrenin her noktasında, her an meydana gelen tüm olaylar, Allah'ın izniyle onun bilgisinde ve kontrolünde gerçekleşir. Canlıların vücutlarında gerçekleşen ve her biri son derece kompleks olan olaylar da Allah'ın kudretini kavramak için iyi birer örnektir. Örneğin, sahip olduğunuz böbrekler her saniye kanınızı taramakta, vücudunuza zararlı olan molekülleri diğerlerinden seçip ayrıştırmakta, zararlıları vücuttan atılmak üzere ayırmaktadırlar. Bunu yapanlar böbrek hücreleridir. Bir böbrek hücresinin yaptığı bu tarama ve ayrıştırma işlemini yapabilmek için dev diyaliz cihazları kullanılmaktadır. Bu diyaliz cihazları ise tıp ve biyoloji konusunda uzman olan insanlar tarafından planlanmaktadır. Ama böbrek hücresinin ne gözü, ne bir başka duyusu, ne karar verme merkezi, ne de düşünme yeteneği vardır. Kısacası bir böbrek hücresi hiçbir şuura sahip değilken büyük şuur gerektiren işler yapmaktadır. Diğer canlıları incelediğimizde de bunun gibi milyonlarca örneğe rastlamak mümkündür. Bilinçsiz maddelerden ibaret olan moleküller son derece bilinçli işler yaparlar. İşte bütün bunlar Allah'ın sonsuz akıl ve bilgisinin birer tecellisidir. Böbrek hücrelerini de onlara fayda veren molekülleri de kontrolü altında tutan, yapacakları işleri onlara yaptıran Allah'tır. Allah, yaratmış olduğu varlıklara daimi olarak emirler indirdiğini Talak suresinin 12. ayetinde şöyle haber vermektedir. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Kainattaki her şeyi yaratmaya gücü yeten Allah, elbette ki ölüleri de bir gün diriltecektir. Allah'ın her şeye güç yetiren olduğu Ahkaf suresinin 33. ayetinde şu şekilde haber verilmektedir. Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hayır, gerçekten O her şeye güç yetirendir. Allah hakkındaki batıl inançlar. Allah'ın hak din kitabı olarak indirdiği Tevrat ve İncil, insan eliyle değiştirildiği için şu anda hak olma özelliklerini yitirmişlerdir. Nitekim Kur'an'ın gönderilme sebeplerinden biri de budur. Allah, Kur'an'dan önceki ilahi kitapların insan eliyle değiştirildiğini Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle anlatmaktadır. Artık vay hallerine, kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Artık vay elleriyle yazdıklarından dolayı onlara, vay kazanmakta olduklarına. Müzik
Tevrat ve İncil'deki tahrifler, bu kitaplardaki tariflere göre Allah'ı tanıyanların yanlış inançlara sahip olmalarına yol açmıştır. Tevrat ve İncil, hak din kitabını değiştirmeye cüret edebilecek derecede Allah'a ve dinine duyarsız ve belki de kasti olan insanlar tarafından değiştirilmiştir. Nitekim değiştirilmiş Tevrat ve İncil'de, Yüce Allah'ı tenzih ederiz, Allah'ın adeta bir insana benzeterek eksiklikleri olan bir varlık şeklinde tanıtıldığını görürüz. Örneğin Muharref Tevrat'ta Allah'ın İsrail yani Hazreti Yakup'la güreştiği ve ona yenildiği gibi tamamen saçma ve uydurma bir olay anlatılmaktadır. Yine değiştirilmiş Tevrat'ta anlatılan başka bir hikayede Allah'ın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün yorulduğu ve dinlendiği iddia edilmektedir. Oysa ki elbette Allah her türlü eksik sıfattan münezzehtir ve yorulup dinlenmesi söz konusu değildir. Allah bu konuyu Kur'an'da Kaf suresinin 38. ayetinde açıklamıştır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Sadece bu ayet bile Kur'an'dan önceki ilahi kitapların değiştirilmiş olduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla bu kitaplardaki cümleler doğrultusunda inançlara sahip olanlar yanlış yollara sürüklenmişlerdir ve Allah'ı gerçek vasıflarıyla tanımamaktadırlar. Kur'ansa Allah tarafından korunduğu ve değiştirilemeyeceği bildirilmiş, orijinal metni günümüzde mevcut bulunan kutsal kitaptır. Kur'an, Allah katında tek geçerli din olduğu beyan edilen İslam dininin kitabıdır. Nitekim Allah, Ali İmran suresinin 85. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır. Kur'an'da Hristiyan ve Yahudilerin Allah hakkındaki batıl inançları da bildirilir ve doğrusu anlatılır. Örneğin Hristiyan inancının temeli olan Allah'ın Hazreti İsa'yı oğul edinmesi iddiası tam bir batıl inanç ve Allah'a karşı iftiradan ibarettir. Bakara suresinin 116. ve 117. ayetlerinde şöyle haber verilmiştir. Dediler ki Allah oğul edindi. O, bu yakıştırmadan yücedir. Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, O'na yalnızca ol der, O da hemen oluverir. Allah, Hristiyan inancında her şeyi ilk anda yaratıp bir süre sonra kendi haline bırakmış gibi tarif edilmektedir. Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi Allah her an yaratma halindedir ve kainat sürekli olarak O'nun kudreti altındadır. O'nun dilemesi ve kontrolü dışında yeryüzünde hiçbir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Nem suresinin 64. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyor iseniz kesin kanıtınızı getiriniz. Allah tüm bu ve benzeri iftiralara karşı Kur'an'da üstün vasıflarını tarif etmiştir. Bu da söz konusu yanlış inançlara sahip olanlara hem bir cevap olmuş hem de onları Allah'ı doğru tanımaya yönlendirmiştir. Herkes bilmelidir ki Allah birdir, onun benzeri yoktur, dengi yoktur, tüm eksikliklerden münezzehtir. Allah her yeri kaplamıştır, her an yaratma halindedir, insanlara çok yakındır, her şeye gücü yetendir. Rabbimiz kullarına karşı sonsuz merhamet ve sonsuz adalet sahibidir. Din gününün yani mahşer gününün de sahibidir. Her şeyi görür, işitir, bütün güzel isimlerin ve vasıfların sahibidir. Allah'a şirk koşmadan iman. Şirk, Arapça'da ortak koşmak anlamına gelir ve Kur'an'daki manası da Allah'la birlikte başka bir ilah edinmektir.
Bu çok geniş anlamdaki tarif, tabii ki sadece totemleri ve cansız varlıkları put edinenler için değildir. İnsan, kendisini yaratan Allah'a kul olmak ve sadece O'nun rızasını gözetmekle sorumludur. Bu nedenle hayatını bir başka amaca göre yaşaması da şirk olur. Örneğin, yapılan işlerin karşılığında Allah'ın değil de insanların rızasını gözetmek bir şirktir. Aynı şekilde bir insanın hayattaki amacının Allah'ın rızasını kazanmak değil de kendi istek ve tutkularını tatmin etmek olması da şirktir. Pek çok insan bu şekilde paralarını, makam ve mevkilerini, yükselme hırslarını, mal ve mülklerini Allah'a şirk koşar. Kur'an'da Arap toplumunda Allah'a şirk koşan ve Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların bir kısmını putlarına ayıran müşriklerden söz edilmektedir. Konuyla ilgili olarak En'am suresinin 136. ayeti şöyledir. Onun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır dediler. Kendi ortakları için olan pay Allah tarafına geçmez ama Allah'a ait olan kendi ortaklarının tarafına payına geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar. Görüldüğü gibi müşrikler ellerindeki varlıkların bir kısmını Allah'a, bir kısmını ise putlarına adamakta, ancak sonra Allah'a adadıklarından da tekrar kendi putlarına pay almaktadırlar. Bu, müşriklerin samimiyetsiz karakterinin bir örneğidir. İnsanların başka bir varlığı Allah'tan daha çok sevmeleri veya Allah'ı sever gibi sevmeleri de Allah'a ortak koşmaktır. Aynı şekilde herhangi bir varlıktan veya güçten Allah'tan korkar gibi korkan kişi de şirk içindedir. Çünkü o varlığı veya gücü Allah'a ortak koşmakta, onun Allah'tan bağımsız bir güce sahip olduğunu zannetmektedir. İnananların iman ettiği gerçekse, her şeyi Allah'ın yarattığı, bütün işleri O'nun evirip çevirdiği, sebeplerin hiçbir gücü olmadığı, her olayın Allah tarafından bir kadere göre yaratıldığı, planın, iradenin ve takdirin O'na ait olduğudur. Allah'ın Kur'an'da bize öğrettiği iman budur. Bu gerçeğin dışında bir çizgide inançlara sahip olmak, her şeyin kendiliğinden tesadüfler sonucu olduğuna inanmak, sebeplerin yapma, yaratma gücü olduğunu sanmak da Allah'a şirk koşmaktır. Allah'sa şirk koşanları bağışlamaz. Nitekim Allah Nisa suresinin 116. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlarsa onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Allah'ın büyüklüğünü takdir edebilmek. Allah, sonsuz kudretini ve ilmini mevcut olan her varlıkta gösterir. İnsan vücudunun her detayındaki mükemmellikte, çiçeğin estetiğindeki ilimde, rengindeki, kokusundaki güzellikte bunu görebiliriz. Gökyüzünün ve kainatın ihtişamında, gezegenlerin yörünge düzeninde, denizlerin derinliklerindeki balıklarda, kısacası aklınıza gelecek her şeyde açıkça görülen bir tasarım vardır. Bu tasarım, düzen ve mükemmellik, Allah'ın varlığının ve sonsuz gücünün çok açık delilleridir. İnanmayanların bir kısmı, Allah'ın varlığını ve kudretinin sonsuzluğunu fark etmelerine rağmen kibirlerinden dolayı inkar ederler. Allah'ın büyüklüğünü tanımaya yanaşmazlar. Akıl sahibi olmadıkları için Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün tüm varlıklarda görülen açık delillerini fark edemezler. Yusuf suresinin 105. ayetinde insanların bu gafleti şöyle bildirilmektedir. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Müzik
yaratılış delillerine ancak çevrelerindeki varlıkların amacı ve işaret ettikleri üzerinde düşünen, muhakeme yeteneği açık, aklını ve vicdanını kullanabilen insanlar görebilmektedir. Bunlar da iman edenlerdir. Müminlerin en önemli özelliklerinden biri derin düşünebilmeleridir. Samimi bir yaklaşımla, hür bir akılla ve yüzeysel olmayan bir şekilde düşünebilme özelliğine sahip olan müminler, bu sayede Allah'ın yaratıştaki sanatını ve gücünü görerek onun büyüklüğünü ve kudretini takdir ederler. Bakara suresinin 164. ayetinde, aklını kullanan insanların Allah'ın ayetlerini her yerde görebilecekleri şöyle açıklanmaktadır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bu gerçeği kavrayan insan, baktığı her şeyde Allah'ın varlığının delillerini görür. Onun kudretinin izlerini seyreder. İnsanların çoğu bu gerçekleri hiç düşünmeden, tamamen boş bir akılla yaşarken, iman eden kimseler de sürekli olarak Allah'ı tefekkür ederler. Allah'ın sonsuz büyüklüğü ve kudreti. Allah, insanların kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayısız detaylarla birlikte yaratmıştır. Kur'an'da Allah'ın var ettiği bu düzenden bahsedilirken, Talak suresinin 12. ayetinde, "Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için" buyurulmaktadır. Allah'ın aklı, ilmi ve kudreti sonsuzdur. Allah, öyle büyük bir ilme sahiptir ki, insana göre sonsuz olan Allah'ın katında bitmiş durumdadır. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuzluk anına kadar geçecek olan her olay, her düşünce, vakitleri ve şekilleriyle Allah'ın ilmiyle belirlenmiş ve bitmiştir. Bu gerçek, Kur'an'da Kamer Suresi 49. ve 53. ayetlerinde şöyle bildirilir. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık. Bizim emrimiz bir göz kırpma gibi yalnızca bir keredir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. İnsan Allah'ın ilminin büyüklüğünü, gücünün yettiğinin en fazlasıyla kavrayabilmek için ciddi olarak çaba harcamalı ve düşünmelidir. İnsanlık tarihinin başından bugüne kadar milyarlarca insan yaşamıştır. Yani Allah milyarlarca çift göz, milyarlarca değişik parmak izi, milyarlarca değişik insan tipi yaratmıştır ve eğer dilerse bu kişilerden sonsuz sayıda daha yaratabilir. Allah, İnsanın hiç bilmediği ve sahip olduğu sınırlı akılla anlamakta güçlük çekeceği daha birçok şeyi yaratmaya kadirdir. Dünyada biz kullarına verdiği ucu bucağı belli olmayan her şeyin hazineleri Allah'ın katındadır. Allah'ın bize sadece dilediği kadarını, dilediği miktarla indirdiği Hicr suresinin 21. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz. Allah, bizim görmediğimiz birçok alemi ve varlığı da yaratmıştır. Diğer alemlerin varlığını daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebiliriz. Nasıl ki bir resme baktığımızda yalnızca en ve boy olmak üzere iki boyut görüyorsak, içinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda da boy ve derinlik olmak üzere üç, zamanı da katarsak dört boyut kavrayabiliriz. Bundan fazlasını ise algılayamayız. Oysa Allah katında bizim bildiklerimizden başka boyutlar da yaratılmıştır. Örneğin melekler farklı boyutlardan birinde yaşayan varlıklardır.
Kur'an'da bildirildiği gibi melekler bulundukları boyut ve mekandan bizleri görebilmekte ve duyabilmektedirler. Hatta iki yanımızdaki yazıcı melekler her anımıza şahittirler. Her konuştuğumuzu, her yaptığımızı yazmaktadırlar. Ancak biz onları göremeyiz. Allah'ın Kur'an'da varlıklarını bildirdiği cinler de yine ayrı bir boyuta ait varlıklardır. Onlar da aynı insanlar gibi yaşamları boyunca denenmektedirler ve sorumlu oldukları kitap Kur'an'dır. Ancak sahip oldukları özellikler insanlardan çok farklıdır. İnsanların bağlı oldukları sebep-sonuç ilişkilerinden çok daha farklı sebeplere bağımlı olarak yaratılmışlardır. Bunlar, Allah'ın yaratmadaki benzersizliğinin kavranması açısından üzerinde düşünülmesi gereken gerçeklerdir. Allah, sonsuz sayıda evren, sonsuz sayıda varlık, sonsuz sayıda mekan yaratmaya güç yetirendir. Dahası, her birini birbirinden çok daha farklı özelliklerle yaratabilir. Nitekim Allah, ahirette cenneti ve cehennemi yaratacaktır. Cennet ve cehennem, bizim dünyada alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir yaratılışla olacaktır. Örneğin, dünyada daima bozulma, yaşlanma, çürüme, eskime ve tükenme vardır. Oysa cennette sonsuza kadar sürecek zaman içinde hiçbir şey bozulmayacaktır. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği tadı değişmeyen sütten ırmaklar cennetin bu özelliğine dikkat çeken örneklerden biridir. Cennette insan bedeni de yıpranmayacak, yaşlanma asla olmayacaktır. Allah, Kur'an'da cennette herkesin yaşıt olduğunu bildirmektedir ve cennet insanları sonsuza kadar en güzel halleriyle, hiç yaşlanmadan birbirleriyle yaşıt olarak yaşayacaklardır. Allah yine Kur'an'da tükenmeyen kaynaklardan içecekler olduğunu bildirmektedir. Cehennemdeki yaratılış da bambaşkadır. Allah cehennemde benzeri görülmemiş azap çeşitlerini yaratacaktır. Hiçbir insan yaşamadan oradaki azabın nasıl olacağını tahmin edemez. Allah, dünyadaki her şeyde bir sınır yaratmıştır. Her işin bir sonu vardır. Bu nedenle sonsuz kavramını ve Allah'ın sonsuz kudretini anlayabilmek için üzerinde düşünmek ve bilinen bazı ölçülerle kıyas yapmak gerekir. Bizim sahip olduğumuz bilgi sadece Allah'ın izin verdiği kadardır. Allah katındaki bilgi ise sonsuzdur. Örneğin, Allah, dünyada insan için 7 ana renk var etmiştir. Biz 8. bir rengi zihnimizde canlandıramayız. Bu, doğuştan kör olan birine kırmızıyı tarif etmeye benzer. Ne dersek diyelim, yine de kırmızı rengi tam olarak ifade edemeyiz. Oysa Allah, 8, 9 veya 10, hatta çok daha fazla ana renk yaratabilir ama biz, Allah'ın bize gösterdikleri dışındakileri kavrayamayız. Allah'ın ilmi sınırsızdır. Allah, ilminin sonsuzluğunu Lokman suresinin 27. ayetinde şöyle bir örnekle açıklar. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve denizde, onun ardından 7 deniz daha eklenerek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sevgisi ve Allah korkusu. Allah korkusu bir müminin en temel vasıflarından biridir. Çünkü insanın Allah'a olan yakınlığının ve imanının artması, her an ihlaslı davranması, güzel ahlak gösterebilmesi ve bunda istikrarlı olması sadece Allah korkusuyla mümkün olur. Bazı insanlar Allah korkusunun anlamını bilmedikleri için bunu diğer bazı dünyevi korkularla karıştırırlar. Oysa arada çok büyük bir fark vardır. Kur'an'ın Arapça orijinal metninde Allah korkusu için haşyet kelimesi kullanılır. Bu kelime çok derin bir saygıyı ifade eder. Öte yandan Kur'an'da dünyevi korkular için kullanılan kelime ise haftır. Bu kelimede bir insanın yırtıcı bir hayvandan korkması gibi basit bir korkuyu ifade etmektedir.
Kur'an'da kelimelerle ayrılan bu iki korkuyu Allah'ın sıfatlarını düşündüğümüzde daha iyi anlayabiliriz. İnsanların sahip olduğu dünyevi korkular genellikle zalim bir varlıktan kaynaklanan korkulardır. Örneğin insan bir caninin kendisini öldürmesinden korkar. Oysa Allah sonsuz şefkat, merhamet ve adalet sahibidir. Dolayısıyla Allah korkusu, sonsuz şefkat, merhamet ve adalet sahibi olan Allah'a karşı içli bir saygı duymaktır. Bunun sonucu olarak da Allah'ın rızasına aykırı gelmekten çekinme ve ona isyan edip azabına müstahak olmaktan imtina etmektir. Bu farkı Allah korkusunun insanda sebep olduğu etkilerden ve neticelerden de anlayabiliriz. Dünyevi korkuların neticesinde, örneğin hayati bir tehlikeyle karşılaşıp korkuya kapılan biri, ilk olarak paniğe kapılır, ne yapması gerektiğiyle ilgili doğru karar veremeyecek duruma düşer. Bu nedenle akıl gösteremez, çözüm üretemez, ümitsizliğe kapılır ve çaresiz duruma düşer. Oysa Allah korkusu insanın aklını ve vicdanını harekete geçirir. İnsan Allah korkusu sayesinde kötülüklerden ve yanlışlardan uzak durur, kendini maddi veya manevi olarak yaralayacak tehlikelerden kurtulur. Allah korkusu insana akıl ve basiret, yani olayların iç yüzünü görme gücü kazandırır. Enfal suresinin 29. ayetinde insanların Allah korkusu sayesinde akıl ve anlayış kazandıkları şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazıl sahibidir. Dünyevi korkular insana acı verir. Allah korkusuysa manen çok büyük bir kuvvet kazandırmakla birlikte kişiye büyük bir zevk de verir. İnsan Allah korkusu sayesinde kendisine Allah'ın sevgisini kaybettirecek kötülüklerden sakınmış olur. Örneğin Nisa suresinin 36. ayetinde Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez buyurulmaktadır. Bu nedenle Allah korkusu olan insan, büyüklük taslayıp böbürlenmekten şiddetle kaçınır. Böylece Allah'ın sevgisini kazanacak bir hareket yapmış olur. İşte bu nedenle Allah korkusu ve Allah sevgisi birbirinden ayrılmaz. Aslında Allah korkusu, insanın Allah'a yakınlaşmasının ve onun sevgisini kazanmasının önündeki engelleri kaldırmaktadır. Bu engellerin başında da insanın kendi nefsi gelir. İnsanın nefsindeki kötülüklerle mücadele etmesi ve ona teslim olmaması için manevi bir kuvvet gereklidir. Bu kuvvet Allah korkusudur. Allah'tan korkan insan nefsinin bencil tutkularına esir olmaz. Allah'a karşı olan derin saygısı sayesinde onun rızasına aykırı düşüncelerden ve işlerden uzaklaşır. Yasin suresinin 11. ayetinde, ancak Allah korkusuna sahip olan insanların kendilerine din konusunda yapılan uyarılardan istifade edebilecekleri şöyle bildirilmektedir. Sen ancak Kur'an'a uyan ve gayble Rahman olana içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. Her insanın çabası Allah korkusunu artırmaya yönelik olmalıdır. Bunun için Allah'ın yarattıkları üzerinde derin düşünerek Rabbimizin benzersiz sanatını incelemek gerekir. Bu şekilde kişi Allah'ın kudretini her düşünüşte daha fazla kavrayarak ona karşı duyduğu saygı dolu korkuyu gücü yettiğince artırmalıdır. Nitekim Allah Ali İmran suresinin 102. ayetinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa, öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka ölmeyin. Allah korkusu arttıkça, müminin sevgi konusundaki duyarlılığı da artar. Allah'ın yarattığı varlıklardaki güzellikleri daha iyi fark eder. İnsanlara, doğaya, hayvanlara ve her şeydeki estetiğe Allah'ın güzel vasıflarının bir yansıması olarak bakma kabiliyeti kazanır.
Bu, etrafındaki her şeyin kendisi için birer nimet olarak yaratıldığını daha iyi görmesini sağlar. Dolayısıyla hem bu nimetlere karşı hem de bu nimetleri yaratan Rabbimize karşı sevgisi aynı oranda artar. İşte bu sırrı kavrayan insan Allah sevgisini de kavramıştır. Her şeyden çok Allah'ı sever ve sevdiği diğer varlıkların da Allah'ın birer tecellisi olduğunu bilir. Onlara da Allah rızasına uygun bir sevgi besler. Allah'a itaatli olan müminleri sever, Allah'a karşı düşman olanlara ise kalben soğukluk duyar. İnsanı mutlu eden, ona neşe ve huzur veren gerçek sevgi Allah sevgisidir. Bunun dışında kalan ve Allah'tan başka varlıklara yöneltilen sevgiler, Kur'an'daki ifadeyle Allah'a şirk koşanların sevgisidir. Bu sevgi, insanlara her zaman için acı, hüzün, melankoli ve huzursuzluk verir. Bakara suresinin 165. ayetinde, müşriklerin bu sevgisiyle müminlerin Allah sevgisi şöyle karşılaştırılır. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Allah her şeyi bilir ve görür. İnsanlar Allah'ı onun dilemesi dışında göremezler. Göremedikleri için de çoğu zaman gaflete düşer ve Allah'ın da kendilerini görmediği zannına kapılırlar. Oysa ki Allah, kainattaki her olayı en ince ayrıntısına kadar görür ve bilir. Bu gerçek, En'am suresinin 103. ayetinde şöyle vurgulanmaktadır. Gözler onu idrak edemez. Oysa bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır. İnsan her nerede olursa olsun, Allah mutlaka onunla birliktedir. Şu anda da Allah sizi görüyor ve neler düşündüğünüzü biliyor. Her nereye giderseniz gidin, her ne yaparsanız yapın, bu gerçek değişmeyecektir. Allah, insanları her an, her yerde gördüğünü Yunus suresinin 61. ayetinde şöyle haber verir. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu gerçeğin bilincinde olan mümin her zaman için kendisini Allah'a teslim etmeli, onun himayesine sığınmalı, yalnızca Allah'tan korkmalı ve başka hiçbir şeyden korkmamalıdır. Kur'an yol göstericidir. Kur'an Allah'ın sözüdür. Allah kendisini tanıtmak, insanların yaratılış amacını bildirmek, dünyadaki imtihanın özelliklerini ve insandan neler istediğini haber vermek için Kur'an'ı indirmiştir. Bunların yanı sıra Kur'an'ın indirilmesinin ahireti müjdelemek ve güzel ahlakı tarif etmek gibi birçok hikmeti de vardır. Allah Kur'an'ın yol gösterici olduğunu Bakara suresinin 2. ayetinde şöyle haber vermiştir. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e vahyedilen Kur'an, son kitap olması itibariyle kıyamete kadar geçerli olacak olan ve insan elinin müdahale edemeyeceği bir kitaptır. Allah, Kur'an'ın korunma altında olduğunu Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle haber vermektedir. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Kur'an'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra Kur'an'ın Allah katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özelliği de vardır.
Bu özelliklerden biri 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler günümüz insanına Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Kur'an'ın bir diğer önemli özelliği ise tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'in aksine içinde hiçbir çelişki bulunmamasıdır ve bu da Kur'an'ın Allah sözü olduğunun bir başka ispatıdır. Allah bu gerçeği insanlara Nisa suresinin 82. ayetinde şöyle hatırlatmaktadır. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı. Kur'an, insanlar için yol göstericidir. Aynı zamanda doğru ile yanlışı birbirinden ayıran mutlak doğru bir ölçüdür ki, bu nedenle Kur'an'ın bir ismi de Furkan, yani ayırt edendir. Kur'an, insanlara öğüt veren, sonsuz ahiret hayatları için onları uyaran bir kitaptır. Bu gerçek, İbrahim suresinin 52. ayetinde şöyle bildirilmektedir. İşte bu Kur'an, uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten onun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip duyurmadır. Allah'ın indirdiği kitaplara ve peygamberlerine iman. İlk insan olan Hazreti Adem'le birlikte Allah tüm toplumlara Allah'ın ve ahiretin varlığını anlatan, dinini tebliğ eden elçiler göndermiştir. Bunların bir kısmı Kur'an'da ismen zikredilmiş olan ve kendilerine kitap indirilmiş olan peygamberlerdir. Bu peygamberlerin hepsini de Müslümanlar hak din peygamberi olarak kabul ederler. Bir Müslümanın peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmadan hepsini sevmesi ve sayması gerekmektedir. Çünkü Allah Müslümanlara Bakara suresinin 136. ayetinde tüm peygamberlere aralarında hiçbir ayrım yapmadan iman etmeyi emretmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenle, peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. İçinde yaşadığımız dönemde insanların sorumlu olduğu tek kitap, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirilmiş olan Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'da da anlatıldığı üzere eski hak din kitapları sonradan insan eliyle Allah sözü olmayan eklemeler ve çıkarmalar yapılarak değiştirilmiştir. Bu nedenle İslam Allah tarafından son hak din olarak seçilerek gönderilmiştir. Allah Maide suresindeki 3. ayette şöyle buyurmaktadır. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu da bildirilmiştir. Ahzab suresinin 40. ayeti şöyledir. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in gönderilişinden kıyamete kadar tüm insanların tabi olması gereken din, Hazreti Muhammed'in çağırdığı hak din olan İslam ve onun kitabı Kur'an'dır. Meleklere iman. Melekler, Kur'an'da bize bildirildiği üzere Allah'ın emirlerini yerine getiren kullarıdır. Allah onlara farklı vazifeler vermiştir. Vahiy indiren Cebrail ile birlikte Mikail ve insanın iki yanında yaptıklarını yazan melekler, ahirette, cennette insanları karşılayan melekler ve cehennemin bekçileri olan melekler vardır. Bundan başka insanın canını alan melekler, elçilere bulundukları topluma Allah'ın azabını haber veren melekler ve elçilere çocuk müjdeleyen melekler de vardır.
meleklerin büyüklük taslamayan, itaatkar, sürekli Allah'ı takdis eden, yücelten varlıklar olduğu Nahl suresinin 49. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. Melekler tarih boyunca insanlara Allah'ın mesajlarını ulaştırmışlardır. Pek çok peygambere ve hatta Hazreti Meryem gibi peygamber olmayan salih insanlara da melekler insan görünümünde gelmiş, onlara Allah'ın emirlerini ve hikmetlerini haber vermişlerdir. Bu konudaki bilgileri Allah bize Kur'an'da bildirmiştir. Dolayısıyla meleklere iman, Kur'an'a ve dine imanın bir şartıdır. Bakara suresinin 285. ayetinde meleklere imanın bir mümin vasfı olduğu şöyle anlatılır. Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplara ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Her varlık Allah'a boyun eğmiştir. Kainatta bulunan canlı ve cansız her varlık Allah'ın iradesi altındadır. Ancak O dilediği takdirde hareket edebilir ve ne dilerse ancak onu yapabilirler. Örneğin, kendi ihtiyacının çok üstünde bal üreten arılar, balın insana faydalı olacağını bilemezler. Balın faydalı ve güzel olmasını gerektiren kimyevi bileşimi de bilemezler. Ayrıca, ihtiyaçlarından çok fazla balı neden ürettiklerinin farkında olmadıkları gibi, tasarım ve hesap harikası olan muntazam altıgenlerden oluşan petekleri yapabilecek akıl ve ilme de sahip değildirler. Arılara tüm bunları yaptıran, bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Allah'tır. Arıların bunları Allah'ın ilhamıyla yaptıkları, Kur'an'da Nahl suresinin 68. ve 69. ayetlerinde bildirilmektedir. Ayetler şöyledir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Arıların vahiy ile hareket etmesi istisnai bir durum değildir. Arılar gibi insanlar dahil tüm varlıkların da aynı şekilde Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini anlamamız için Allah bu örneği vermektedir. Ayrıca ayette bu konu üzerinde düşünenler için bunun bir delil olduğunu da vurgulamaktadır. Bazı insanlarsa şeytanın Allah'tan bağımsız müstakil bir güç olduğunu zannederler. Bazı dinlerde de şeytana Allah'tan ayrı bir güç atfedilir. Oysa ki tüm bunlar büyük birer sapkınlıktır. Gerek şeytan gerekse onun yolundan giden inkârcılar Allah'ın iradesine boyun eğmişlerdir. Allah, insanları imtihan etmek için şeytanı yaratmış, ona insanları inkâra davet etme gücü ve yetkisi vermiştir. İnsanın her hareketinin ve her halinin Allah'a bağlı olması gibi şeytan da tamamen Allah'ın kontrolündedir ve onun iradesine boyun eğmiş durumdadır. Kendi başına karar alabilen ve uygulayabilen, müstakil bir iradeye sahip olan bir varlık değildir. Şeytan, dünyadaki imtihan ortamı içinde doğrularla yalancıları birbirinden ayırmak için Allah'ın vesile olarak yarattığı bir varlıktır. Dünya hayatının geçiciliği. Dünya hayatı insanlar için bir imtihan yeridir.
Allah dünyada insana çekici gelen çeşitli nimetler yaratmış, ancak bunların çekiciliğine kapılıp Allah'ı ve dini unutmamaları için de insanları uyarmıştır. Kehf suresinin 7. ayetinde dünya hayatındaki süslerin aldatıcı olduğu ve asıl güzelliğin Allah'ın rızası ve cenneti olduğu şöyle haber verilir. Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. Bu ayetten haberdar olan mümin, dünya metaı olan nimetlerden faydalanır, ancak inkârcılardan farklı olarak bu nimetleri hayatının amacı olarak görmez. Bunlara sahip olmayı isteyebilir ama sadece Allah'a şükretmek ve O'nun rızası için hayırda kullanmak kastıyla bir araç olarak görür. Bunların peşinden hırsla gitmez. Çünkü dünya nimetlerinin kendi hayatı gibi geçici olduğunu bilir. Öldükten sonra malının kendisine hiçbir fayda sağlamayacağını, hatta onlara kapılıp dünyevi hırsları amaç edinip sadece zevkini çıkarmaya çalıştığında ahiretini kaybedeceğini bilir. Bir ayette bu önemli sır şöyle haber verilir. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer, Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14. Ayet. Dünya metaları imtihan sebebi olması nedeniyle özellikle nefse hoş gelecek şekilde çekici olabilir. Dış görünümlerindeki bu çekicilik unsurunu şeytan insanı kandırma malzemesi olarak kullanmaya çalışır. Ancak müminler hoşlarına gitse dahi bunların gerçek mahiyetlerini anlamış insanlardır. Tümünün dünyaya ait geçici nimetler olduklarını ve bunlarla denendiklerini bilirler. Ayrıca bu nimetlerin asıllarına sonsuz olarak cennette sahip olmaya talip oldukları için bunların çekiciliğine aldanıp ahiret kazançlarına tercih etmezler. Böylece şeytanın oyununa gelmez ve sonsuz azaptan kurtulurlar. Allah, Fatır Suresinin 5. ayetinde insanları bu konuda şöyle uyarmaktadır. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah'la aldatmasın. İmanı ve dolayısıyla da aklı olmayanlarsa şeytanın etkisi altına girerler. Bu nedenle de dünyadaki süs ve çekiciliğin cazibesine kapılarak dünyanın geçici metalarını elde etmeyi hayatlarının amacı haline getirirler. Allah bu gibilerin durumunu şöyle tarif etmektedir. Hayır, siz çarçabuk geçmekte olanı seviyorsunuz ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. Kıyamet Suresi 20. ve 21. Ayetler. İnsan imtihan olmaktadır. Allah her şeyi hikmetle yaratmıştır. Evrendeki pek çok şeyi de insanın hizmetine vermiştir. Güneş sisteminden atmosferdeki oksijen oranına, etinden sütünden faydalandığımız hayvanlardan suya kadar kainattaki pek çok varlık insanın yaşamına hizmet edecek şekilde yaratılmıştır. Bu gerçek ortadayken insan hayatının bir amacı olmadığını düşünmek büyük bir cehalet ve akılsızlık olur. Elbette insanın da bir yaratılış amacı vardır ve Allah bu amacı Zariyat Suresinin 56. ayetinde İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım, hükmüyle açıklar. Ancak insanların sadece az bir kısmı bu yaratılış amacını kavrar ve buna uygun olarak yaşar. Allah, dünya üzerindeki yaşamımızı ise bu amaca uyup uymadığımızı denemek için yaratmıştır. Allah'a gönülden kulluk edenlerle ona isyan edenler bu dünyada birbirlerinden ayrılacaklardır. İnsana verilen kendi bedeni, duyuları, malları gibi tüm imkanlar bu imtihan içindedir. İnsan suresinin 2. ayetinde Allah şöyle buyurur. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. İnsan
İnsanın dünyadaki vazifesi, Allah'a ve ahirete iman etmek, Kur'an'da belirtildiği şekilde güzel ahlak sahibi bir insan olmak, Allah'ın sınırlarını korumak ve O'nun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktır. Bunları kimin yapacağını ise ancak yaşadığımız bu dünya hayatındaki imtihan neticesinde görebileceğiz. Çünkü Allah insanlardan gerçek ve samimi bir iman istemektedir. Buysa kişinin yalnızca ben inandım demesiyle elde edilemez. İnsan Allah'a ve onun dinine gerçekten inandığını, şeytanın kendisini saptırmak için göstereceği büyük çabalara rağmen doğru yoldan dönmeyeceğini göstermelidir. Aynı şekilde inkarcılara uymayacağını, kendi nefsinin tutkularını Allah'ın rızasına tercih etmeyeceğini de ispatlamalıdır. Bunu ise olaylara karşı gösterdiği tepkilerle ortaya koyacaktır. Allah, dini kabul eden insanın karşısına sabretmesi gereken bazı zorluklar çıkaracak, bunlara karşı gösterdiği tavırlarla onu imtihan edecektir. Bu gerçekte Ankebut suresinin 2. ayetinde şu şekilde izah edilir. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Ayrıca Allah, iman ettik diyenleri sınayacağını da Kur'an'da bildirmektedir. Ayet şöyledir. Yoksa siz, Allah içinizden çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ali İmran Suresi 142. Ayet. Gerçek buyken iman eden bir insanın karşılaştığı zorluklara şaşırması elbette doğru olmaz. Bu zorluklar günlük hayatın sanki sıradan gibi görünen problemleri de olabilir, ilk bakışta büyük bir felaket gibi görünen olaylar da olabilir. Mümin tüm bunların hepsine imtihan gözüyle bakmalı, Allah'a tevekkül etmeli ve onun rızasına uygun olan tavrı göstermelidir. Nitekim Bakara suresinin 155. ayetinde müminlerin karşılaşacağı zorluklardan şöyle söz edilir. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Sadece zorluklar değil, dünya hayatındaki nimetler de Allah'ın birer imtihanıdır. Allah, verdiği her nimetle beraber insanın kendisine şükredici olup olmadığını dener. Nimetlerin yanında Allah, insana hayatı boyunca üzerinde karar vermesi gereken pek çok olay da çıkarır. Bu olayların hepsinde insan ya Allah rızasına ya da nefsine uygun bir karar verme alternatifine sahiptir. Eğer kişi olayın bir imtihan olduğunun farkında olur ve Allah'ın rızasına uygun kararı verirse, imtihanı kazanır. Nefsi lehinde karar verdiği durumdaysa, bu hem ahirette kendisini pişman edecek bir davranış olacak, hem de kişiyi dünyadayken manen rahatsız etmeye ve yıpratmaya başlayacaktır. Gerçekte Allah, dünya hayatındaki olayları zaten imtihan kastıyla yaratmaktadır. Gafil insanların tesadüf veya aksilik diye nitelendirdiği olaylar aslında kaderlerinde sonsuz hikmetle yaratılır. Allah Kur'an'da buna örnek olarak Yahudilerin bir imtihanından bahseder. Yahudilerin cumartesi günü iş yapmaları yasaklanmış ama avlamak istedikleri balıklar da kendilerine hep o gün gelmiştir. Allah bu olayı Araf suresinin 163. ayetinde şöyle haber vermiştir. Bir de onlara deniz kıyısındaki şehrin uğradığı sonucu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğneyerek haddi aşmışlardı. Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduklarında balıkları onlara açıktan akın akın geliyor, cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıklarında ise gelmiyorlardı. İşte biz fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk. Burada söz konusu Yahudilerin çoğu, balıkların tesadüfen cumartesi günleri şehirlerine akın ettiklerini sanmış olabilir. Oysa bu, Allah'ın yarattığı özel bir imtihandır. Bu örnekte olduğu gibi, bizim yaşadığımız her olayda da bir ilahi hikmet ve imtihan vardır. Mümine düşen, bu gerçeği her zaman akılda tutmak ve daima Allah'ın rızasına uygun davranışlar göstererek dünya imtihanını kazanmaya çalışmaktır.
Enbiya suresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Ölüm, istisnasız her insanın bu dünyadaki hayatı içinde yaşayacağına emin olduğu çok önemli bir gerçektir. Bir saat, hatta bir dakika sonra yaşayacağımızı bilemediğimiz gibi neler yaşayacağımızdan da emin değilizdir. Hayatımızı emin olmadığımız, akıbetini bilmediğimiz olaylara göre yönlendirmek son derece hatalı bir davranıştır. Ancak ölümü yaşayacağımız tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla yaşamımızı bu kesin gerçeğe göre ayarlamamız gerektiği sadece bu temel mantıktan bile anlaşılmaktadır. Ölüm de insanın imtihanının bir parçasıdır. Allah, Kur'an'da hayatı ve ölümü insanı imtihan etmek için yarattığını bildirmiştir. Mülk suresinin 2. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. O, amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Ölüm, sadece dünya hayatının, dolayısıyla imtihanın sonudur. Aynı zamanda sonsuz olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. İman edenler bu nedenle ölümden korkmazlar. Hayatlarını Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek ahirete yönelik salih amellerle geçirdikleri için Allah'ın vaat ettiği cenneti umarak ölümü güzel karşılarlar. İman etmeyenlerse ölümü bir yok oluş zannettikleri için ölümden çok korkarlar ve düşüncesi bile onlara ıstırap verir. Bu nedenle ölümü hiç düşünmek, hatta akıllarına bile getirmek istemezler ve ölümden kaçarlar. Oysa bu boşuna bir çabadır. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği ölüm saatinden kaçamaz. Nisa suresinin 78. ayetinde bu gerçek şöyle vurgulanmaktadır. Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Ölümü düşünmemek gerçekten kaçmaktır. Ölüm er geç insanı yakalayacağına göre ölümü düşünerek hareket etmekse akılcı davranmaktır. Müminler bu akılcılıkla yaşarlar. Ölüm gelene kadar salih davranışlarda bulunurlar. Çünkü Allah Kur'an'da bunu emretmiştir. Hicr suresinin 99. ayetinde ve ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurulmaktadır. Ölümü düşünmek insanı güçlü ve iradeli kılar. Nefsinin, dünyanın aldatıcı zevklerine kanarak kendisini yanlış davranışlara sürüklemesini engeller. İnsana, dünyadaki geçici ve salih olmayan tavırlara kapılmayacak iradeyi sağlar. Bu nedenle bir müminin sık sık ölümü düşünmesi, kendi dahil tüm insanların yakında bir gün öleceğini tefekkür etmesi ve dünyaya bu şuurla bakması gerekir. Ölümle ilgili Kur'an'da haber verilen bir diğer gerçek, ölüm anında yaşanan olaylardır. Ölmekte olan bir kişiyi görenler, onun sadece biyolojik ölümünü seyrederler. Oysa gerçekte ölen kişi yeni bir boyuta geçer ve ölüm melekleriyle karşılaşır. Eğer inkarcı bir kişi ise, ölüm ona büyük acılar verir ve ölüm melekleri canını azap vererek alırlar. Kur'an'daki ayetlerde inkarcıların ölüm anındaki bu azabı detaylı olarak anlatılmaktadır. Örneğin En'am suresinin 93. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Sen bu zalimleri ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara canlarınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. İnkarcıların aksine ölüm mümin için büyük bir mutluluk ve neşenin başlangıcıdır. Ruhu en derinden acıyla sökülen kafirin aksine müminin ruhu Naziat suresinde bildirildiği üzere yumuşacık çekip alanlar tarafından alınır. Bu adeta uykuda ruhun acısızca bedenden ayrılıp farklı bir boyuta geçmesi gibidir. Allah iman edenlerin ölümden sonra güzellikle karşılanmasını şöyle müjdelemektedir. Adın cennetleri, ona girerler,
onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında, selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl Suresi 31. ve 32. Ayetler. Ahirete iman. İnsanın dünyadaki imtihanının sonunda ya mükafat ya da ceza vardır. İyi davranışlarda bulunanlar, Allah'a iman edenler, Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak iyi bir yaşam olan sonsuz cennetle ödüllendirilirler. Kötü olanlar, Allah'ı inkar edenler ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyenlerse sonsuz azabı yaşayacakları cehenneme müstehak olurlar. İnsan için yok olmak diye bir şey yoktur. Sonsuz hayat yaratıldığımız andan itibaren başlamış durumdadır. Şu anda sonsuz yaşamın içindeyiz. Denenme süremizin sonunda, ölüm dediğimiz geçiş anından sonra yeni bir inşa ile sonsuzluğun içinde yaşamaya devam edeceğiz. İnsanın bu yaşamının azapla mı, nimetler içinde mi geçici ise, dünya hayatında Allah'ın sözü olan Kur'an'a bağlılığıyla Allah'ın hoşnutluğunu gözetmesine bağlıdır. Bütün bu sistem, kainat, dünya, insan ve insana yönelik yaratılan her şeyin sebebi, sonsuz yaşam olan ahirete yöneliktir. Allah, insanı amaçsız yaratmadığını, bu dünyadaki kısa yaşamından sonra ahirette kendisine hesap vereceğini bildirmiştir. Müminun Suresinin 115. ayeti şöyledir. Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Allah, ortalama 60 veya 70 sene gibi sonsuzluğun yanında bir andan farksız olan kısacık dünya hayatına karşılık sonsuz yaşamı vaat etmektedir. Bu elbette ki çok büyük bir nimettir. İman etmek ve Allah'ın hoşnutluğunu aramak insanın yaratılışına en uygun, en çok huzur içinde yaşayabileceği bir yapıya sahip olmasını sağlar. Böyle bir nimetin karşılığında Allah'ın sonsuz iyi bir yaşam olan cenneti vermesi de Allah'ın sınırsız lütfundandır. Allah, Ankebut suresinin 58. ayetinde müminlere şöyle müjdeler vermektedir. İman edip salih amellerde bulunanlar, onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Ahiret hayatı Allah'ın sonsuz nimetlerinin sergilenmesi yanında, O'nun sonsuz adaletinin tecelli etmesi bakımından da önemlidir. İnsanların dünyada yaptıkları her şeyin karşılığının verildiği yer, adaletin eksiksiz olarak uygulandığı, merhametin de misliyle tecelli ettiği yer ahiret olacaktır. Nisa suresinin 77. ayetinde ahirette tecelli edecek olan bu mutlak adalet şöyle ifade edilir. De ki, dünyanın metaı azdır, ahiretse muttakiler için daha hayırlıdır ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Gördüğümüz her şeyi yaratmaya kadir olduğuna şahit olduğumuz Allah, elbette ki ahireti yaratmaya da kadirdir. Allah bir ayetinde şöyle hükmetmektedir. Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O, yaratandır, bilendir. Yasin Suresi 81. Ayet. Kıyamete iman. Kıyamet günü Allah'ın kainat için takdir ettiği ömrün bittiği gündür. O gün insanların imtihanı sona erecek ve imtihan yeri olan dünya her şeyle birlikte darmadağın olup yok edilecektir. Bu Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği bir sondur. Kainatın fiziksel ömrünün biteceği, bilim adamlarının da gözlem ve tespitler sonucunda ortak kanaate vardıkları ve beklenti halinde oldukları bilimsel bir gerçektir.
Kur'an'da kıyameti tasvir eden bazı ayetler şöyledir. Artık sura tek bir üfürüşle üfürüleceği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpmayla birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. İşte o gün bir gerçek olan kıyamet artık gerçekleşmiştir. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış zaafa uğramıştır. Hakka Suresi 13. ve 17. ayetler. Kıyamet günü ölmüş olan tüm insanları dirilteceğini Allah, Mü'minun Suresi 16. ayetinde, "Sonra siz gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz" hükmüyle haber vermektedir. Allah, dirilttiği tüm insanları o gün bir araya toplayacaktır. Kıyamet günü hepimizin teker teker Allah'ın huzuruna çıkacağı ve dünyada yaptığımız her şeyin ortaya konacağı zamandır. O günle ilgili olarak Hakka Suresinin 18. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Siz o gün arz olunursunuz. Sizden yana hiçbir gizli şey gizli kalmaz. O gün herkes yaptığının karşılığını tam olarak alacak ve Allah'ın sonsuz adaleti tecelli edecektir. Kıyamet günü Allah'ın, kainatın, dünyanın ve her şeyin biyolojik sonunu getireceği zamandır. O an tüm fizik kanunları o kanunları koyan Allah tarafından işlemez hale getirilecek ve afet tabir ettiğimiz olayların kat kat üstünde gelişen bir dizi felaketler zinciri başlayacaktır. Şu anda üzerinde yaşadığımız dünya zaten çok hassas dengelerle varlığını devam ettirmektedir. Dünyanın güneşe açısı ve uzaklığı tam olması gereken düzeyde ayarlanmış, yer çekimi sabitlenmiştir. Gökyüzünde dünyayı çarpıp yok etmesi çok muhtemel göktaşlarından korumak için atmosfere adeta kalkan gibi koruyucu bir tavan yapılmış ve bunun gibi daha başka hassas kanunlar yaratılmıştır. Tüm bunları yaratan, henüz insan dünyada yokken tüm bu dengeleri insanın yaşamına uygun olarak düzenleyen, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, kainatı her an kudreti altında tuttuğunu Fatır Suresinin 41. ayetinde şöyle bildirmiştir. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Allah, evrendeki hassas dengelerin işleyişini bozduğu an her şey yok olmaya başlayacaktır. İşte o an Allah'ın vaat ettiği kıyamet günüdür. Kıyamet günü Allah'ın meydana getireceklerini görüp yaşayan insanlar olayların dehşetinden şoka girecektir. Allah o günkü şoku Haç suresinin 1. ve 2. ayetlerinde şöyle tarif etmektedir. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan bazılarını da Allah bize Kur'an'da bildirmiştir. Örneğin Tekvir suresinde şöyle buyurulmaktadır. Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefisler birleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman, hangi suçtan dolayı öldürüldü? Sahifeler açıldığı zaman, gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman, cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, cennetle yakınlaştırıldığı zaman, artık her nefis neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Kıyametin dehşetinden haberdar olan her insan, vakit varken bu zorlu güne hazırlık yapmalıdır. Allah, kendisinden korkup sakınanlara yardım eden, sonsuz merhamet sahibi olandır.
yeniden dirilir. Diriliş ölümden sonra yeniden yaratılıştır. Ölüm yok olmak demek değildir. Allah dünyayı insanı denemek için yaratmıştır ve bu imtihan ortamında insanın sonsuz hayatını nasıl geçireceği belirlenecektir. Her insan ölümüyle birlikte ahiret hayatına adım atacak, Allah onu yeni bir bedenle yaratıp dünyadaki işlerine göre cennete veya cehenneme koyacaktır. İnsanların diriltilmesi Allah için çok kolaydır. Kaf suresinin 43. ve 44. ayetlerinde kıyamet günü insanların topluca diriltilecekleri şöyle anlatılır. Gerçek şu ki dirilten ve öldüren biziz, biz ve dönüş de bizedir. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır da onlar hızla koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay olan bir haşirdir. Allah, Yasin suresinin 78. ve 79. ayetlerinde bazı insanların ölülerin diriltilmesinden yana kuşkuda olduklarını şöyle bildirmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir. Ayetlerde haber verildiği gibi söz konusu kişiler Allah'ın ölüleri nasıl dirilteceğini sormakta ve bu gerçekten kuşku duymaktadırlar. Oysa insanı ilk kez o henüz hiçbir şey değilken yaratmış olan Allah'tır ve şüphesiz Allah ilk başta yoktan yaratmış olduğu insanı yeniden diriltmeye güç yetirendir. Allah, İnsanları nasıl dirilteceğine bir örnek teşkil etmesi açısından hepimizi şahit tuttuğu bir doğa olayını nasıl yarattığına Kur'an'da dikkat çekmiştir. Allah, kuruluktan ölmüş, verimsiz, artık ürün yetişemez olmuş bir toprağı yağmur yağdırarak diriltip canlandırmakta ve ürün verdirmektedir. İşte insanları ölümlerinden sonra diriltmekte Allah için bu şekilde kolaydır. Araf suresinin 57. ayeti şöyledir. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız ki ibret alasınız. Allah için her şey kolaydır. Nitekim bütün insanların yaratılması ve diriltilmesinin tek bir insanınki gibi olduğu Kur'an'da haber verilmiştir. Lokman suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişiyi yaratıp sonra diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Din, insanın yaratılışına uygundur. Allah, yarattığı insanın yapısını elbette ki en iyi bilendir. Dolayısıyla insanların neye ihtiyaçları olduğunu ve bunları nasıl sağlayacağını da en iyi O bilir. İnsanın fiziksel yapısını korumasından psikolojik olarak nasıl sağlıklı olacağına ve sosyal hayatın en mutlu ve huzurlu şekline kadar en güzel sistemi Allah belirler. Örneğin, insan yaratılışı gereği merhametten, sevgiden, şefkatten ve güzel ahlakın her şeklinden hoşlanır. Kendisine hep bu şekilde davranılmasını bekler. Zulümden, ahlaksızlıktan ve kötülüğün her türlüsünden nefret eder ve kaçınır. Böyle hissetmesi Allah'ın dilemesiyledir. Allah, insanın fıtratını ve vicdanını bu şekilde yarattığı için insan güzellikten hoşlanıp kötülükten kaçınır. Allah'ın Kur'an'da emrettiği temel ahlak özellikleri merhametli, şefkatli, adaletli, güvenilir, dürüst, mütevazı bir insan olmak ve zulümden, haksızlıktan, kötülükten sakınmaktır. Diğer bir deyişle, Allah'ın gönderdiği İslam dininin insandan istedikleriyle, insanların doğal olarak yaşamak istedikleri, anahtar ve onun açtığı kilit gibi birbirine tam bir uyum halindedir.
Allah bu gerçeği Rum suresinin 30. ayetinde şöyle haber vermektedir. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. İnsanlar Allah'ın indirdiği ayetleri uygulamadıkları sürece kendilerine zulmetmiş olurlar. Çünkü yaratılışlarına uygun olan davranışı, ahlakı göstermeyerek kendi yapılarına ters düşen bir tutum sergilemiş olurlar. Bu da hem vicdanen rahatsız olmaları hem de başka insanları rahatsız etmeleriyle sonuçlanır. Bu durum Yunus suresinin 44. ayetinde şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar hükmüyle bildirilmiştir. Unutulmamalıdır ki İslam ahlakı ancak samimi olarak içten gelen bir istekle gönülden yaşanabilir ve Allah böyle bir imanı makbul göreceğini bildirmiştir. Zorla yaşatılan din Allah katında geçerli olmadığı gibi Kur'an'da münafık olarak isimlendirilen iki yüzlü insanların çoğalmasına neden olur. Bu da topluma zararlı olacak bir yapının oluşması demektir. Allah din adına insanların zorlanmamasını emretmiştir. Bakara suresinin 256. ayetindeki hüküm şöyledir. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. İslam dini, hiçbir alanda insanların üzerinde bir baskı oluşturmadığı gibi, insanlara gerçek fikir ve vicdan özgürlüğünü kazandırır. Dinin getirdiği güzel ahlakı yaşayan insan, hiçbir şekilde kısıtlanmaz. Aklen ve kalben inançları doğrultusunda yaşadığı için her zaman huzurlu, rahat ve mutlu olur. Dini yaşamayan insanlarsa müminlerin özgürlüğüne sahip olamazlar. Çünkü topluma yerleşmiş birçok gereksiz kural ve gelenek vardır. Dinin değerleriyle yaşamayan toplumlar kendi kendilerine çok sayıda değer ve ölçü koyar, tabular oluşturur ve Allah'ın verdiği özgürlükleri kendi elleriyle kısıtlarlar. İşte bu kişiler hem yaşadıkları toplumun cahil kuralları ve yaptırımları hem de kendi kendilerine koydukları gereksiz prensipler nedeniyle manevi hürriyetten yoksun kalırlar. İnsanı etrafındaki toplumdan daha da büyük bir baskı altına alan güçse nefsindeki bencil tutkulardır. Bu bencil tutkular insana sürekli huzursuzluk verir. Daimi bir güvensizlik ve gelecek korkusu aşılar. İnsan nefsindeki bu negatif güç nedeniyle sonu gelmeyen bir tutku ve hırs içinde boğuşur. Nefsi ona sürekli daha fazla mal biriktirmesini, daha fazla para kazanmasını, kendisini insanlara beğendirmek için daha fazla çabalamasını emreder. Oysa bu tutkuların tatmin edilmesi mümkün değildir. Zengin olmak büyük bir tutkudur. Ancak bu tatmin edildiğinde yeni tutkular gelecektir. Kısacası dünyaya yönelik yaşanan tüm hırslar kısır bir döngü içindedir. İşte insan bu cahiliye sisteminden ancak Allah'a iman edip hayatını ona teslim etmekle kurtulur. Allah, Haşr suresinin 9. ayetinde, "Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar kurtuluş bulanlardır." buyurmaktadır. İnsan bu tutkuların esiri olmaktan kurtulduğunda özgürleşir. Artık onun yaşamının amacı, söz konusu sonu gelmez tutkuları tatmin etmek değildir. Yaşamının amacı, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır ki, insan zaten bunun için yaratılmıştır. Gerçek özgürlük işte budur. Allah'a kul olmak ve böylece Allah'ın dışındaki her şeyden özgürleşmek. Bu nedenledir ki İmran'ın karısı, Ali İmran suresinin 35. ayetinde bildirilen şu duayı etmiştir. Rabbim, karnımda olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen
sensin sen. Allah'ın insanlara elçi olarak gönderdiği Resuller, tarih boyunca insanları nefislerindeki tutkulara ya da başka insanlara kul olmaktan kurtulmaya ve yalnızca Allah'a kul olmaya davet etmişlerdir. İnsanlar, yaratılış amaçlarına aykırı olan bu sapkınlıklarından kurtulduklarında felah bulurlar. İşte bu nedenledir ki, Kur'an'da Resul, müminlerin ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirlerini indiren kişi olarak tarif edilmektedir. Araf suresinin 157. ayeti şöyledir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de, geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O, onlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. İslam'ın insan fıtratına uygun olmasının bir diğer sebebi de kolay olmasıdır. Allah, insanın yaratılışına uygun olarak indirdiği dini, aynı zamanda yaşanması kolay kılmıştır. Bu gerçek, Kur'an'da birçok farklı ayette vurgulanmaktadır. Örneğin, Nisa suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Allah, ağır yükleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Kehf suresinin 88. ayetinde ise, kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. Ona, buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz, şeklinde hükmedilmektedir. Ayetlerde haber verilen kolaylık, ibadetler için de geçerlidir. Örneğin Allah, Ramazan ayında tutulması farz kılınan oruç ibadetiyle ilgili, Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı, insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hakla batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Sonuçta İslam, insanın yaratılışına tamamen uygun bir dindir. Çünkü İslam'ı seçip din kılan, insanı da yaratmış olan Allah'tır. Allah, yarattığı kullarına zorluk değil kolaylık dilemiş, onların ihtiyaç ve isteklerine en uygun ahlak ve yaşam modelini din kılmıştır. Rabbimiz, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizi yıkmaktan umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Dünyadaki yaşamın amacı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Allah, Zümer suresinin 11. ayetinde, de ki, ben dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum, buyurmaktadır. Allah'ın insanlardan istediği, sadece kendi rızasını hedeflemeleri ve onun için yaşamalarıdır. İnsanı yaratan, ona rızkını ve her şeyi veren, ona sonsuz olan ahiret hayatını verecek olan Allah'tır. Bu nedenle insanın başkalarının hoşnutluğunu kazanmak veya nefsini tatmin etmek amacıyla yaşaması büyük bir nankörlüktür. Bu nankörlüğün cezası ise ayetlerde ebedi cehennem olarak haber verilmektedir.
İşte insan bu gerçekle karşı karşıyadır. Ya hayatını Allah'ın rızası üzerine kuracak ve böylece onun rızasını ve cennetini kazanacak ya da cehenneme giden bir yolu seçecektir. Üçüncü bir seçim şansı yoktur. Tevbe suresinin 109. ayetinde bu gerçek çok açık şekilde şöyle ifade edilir. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Kur'an'da emredilen güzel ahlak da tamamen Allah rızası üzerine kuruludur. Örneğin, Allah'ın beğendiği bir tavır olan fedakarlık, şayet karşılığında bir beklenti veya bir gösteriş gayesi yoksa, sadece Allah'ın rızası için yapılıyorsa kıymetlidir. Kur'an'da müminlerin güzel ahlakının sadece Allah rızası için olduğu anlatılır. İnsan suresinin 8. ve 9. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Bir insan için olabilecek en büyük mutluluk ve şeref, Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Allah, verdiği tüm nimetlerle kullarını kendisinden razı eder. Beyyine suresinin 8. ayetinde, Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olmuş müminlerin mükafatı şöyle anlatılır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Allah rızası sadece belirli ibadetler veya belirli zamanlar için değil, hayatın tümü için geçerlidir. En'am suresinin 102. ayetinde, bir müminin tüm hayatının tek bir amaca yönelik olması gerektiği şöyle bildirilmiştir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Günah ve tevbe. İnsanları dinden uzaklaştıran birçok sebep vardır. Bunlardan bir tanesi de işledikleri günahların getirdiği suçluluk duygusu nedeniyle kendilerini iflah olmaz kimseler olarak görmeye başlamalarıdır. Şeytan bu hissi sürekli kışkırtır. Bir günah işleyen insana sen günahkar ve Allah'a karşı isyankarsın, bunu böyle kabul et mesajı verir. İnsanın günahı 2 ise bunu hemen 4'e, 8'e, 16'ya çıkarmaya çalışır. Günahı nedeniyle kişinin Allah'a karşı duyduğu mahcubiyet hissini kullanır ve bunu o insanı Allah'tan tamamen uzaklaştırmak için suistimal eder. Oysa şeytanın her hilesi gibi bu da zayıftır. Çünkü bir insanın günah işlemesi, onun Allah'ın katında lanetlendiği ve artık doğru yolu bulamayacağı anlamına gelmez. Değil bir günah, en büyük günahları defalarca işlemiş de olsa, sonuçta her zaman için tüm bunlardan pişman olup Allah'a yönelme imkanı vardır. Allah, günahlarından dolayı samimi bir şekilde tevbe eden, yani bağışlanma dileyip artık o günahı işlememeye azmeden herkesi bağışlayacağını Kur'an'da haber vermiştir. Maide suresinin 39. ayeti şöyledir. Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bakara suresinin 160. ayetinde Allah kullarına, ben tevbeleri kabul edenim, esirgiyenim diye müjde verir. Tevbe imkanı herkes için geçerlidir.
Allah kendisine iman ettikten sonra sapıtarak altından bir put yapıp ona tapınan Yahudilerin tevbesini dahi kabul etmiş ve onları bağışlamıştır. Bu konu Bakara suresinin 54. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Hani Musa kavmine, ey kavmim, gerçekten siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen kusursuzca yaradanınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Bunun üzerine Allah tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgiyendir. Bir insan işlediği bir günahtan dolayı tevbe ettikten sonra da belki yeniden gaflete düşüp aynı günahı işleyebilir. Belki bu defalarca tekrarlanır ama son bir kez tevbe edip o günaha bir daha dönmediğinde tevbesinin kabul edilmesini Allah'tan umabilir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da asıl olan samimiyettir ve samimiyetten uzak bir düşünce Allah tarafından kabul görmeyecektir. Örneğin bazı insanlar, ben günah işlemeye devam edeyim, sonra bir gün tevbe ederim şeklinde düşüncelere kapılabilirler. Ancak bu düşünceler samimiyetsizdir ve sonu hüsranla sonuçlanabilir. Allah, böyle düşünenleri ayetleriyle uyarmaktadır. Nisa suresinin 17. ve 18. ayetleri şöyledir. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe, ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil, böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. Müminler birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Her insan dostlarını ve arkadaşlarını kendi karakterine benzer, hayat anlayışına uygun, ortak noktalarının çok olduğu ve anlaşabileceği insanlardan seçer. Bunun doğal bir sonucu olarak belli anlayışları paylaşan insanların birbirleriyle kaynaştıklarını görürüz. Örneğin namuslu, dürüst insanlar yine kendileri gibi namuslu, dürüst insanlarla arkadaşlık eder. Kötülerle dostluk kurmazlar. Ahlaksız, suça eğilimli kişiler de namuslularla değil, kendileri gibilerle beraberdirler. Tüm insan karakterlerinin içinde Allah'ın beğendiği tek insan grubu olan müminlerse Allah'ın isteği üzerine yaratılışlarına da uygun olarak hep beraber olmalıdır. Nitekim bu, Allah'ın Kur'an'da emrettiği bir ibadettir. Allah, müminlere yine müminlerle birlikte olmalarını ve gaflet içindeki insanlara uymamalarını emretmektedir. Kehf suresinin 28. ayeti şöyledir. Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Müminler, dünya üzerinde Allah'ın rızasını gözeten tek insan grubudur. Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakı yalnız onlar yaşar. Bu ahlak da tek başına yaşanamaz. Bunun günlük hayata geçirilip uygulandığı bir ortam ve insanlar gerekir. Allah, hoşnut olacağı tavır olarak bizden adaletli olmayı, şefkatli ve merhametli davranmayı, fedakarlıkta bulunmayı, iyiliği tavsiye etmemizi ve bunlar gibi onlarca güzel ahlak özelliğini göstermemizi ister. Bunlarsa beraber olup uygulanacak insanlar olmazsa yaşanamaz. Bir başka deyişle şefkatli ve fedakar bir insan olabilmek için insanın etrafında bu ahlakı uygulayabileceği birilerinin olması gerekir. Hem de bu güzel tavırlardan anlayacak ve buna layık olan birileri. Bu kişilerde ancak müminler olabilir. Mümin ancak kendisi gibi mümin olanları gerçek anlamda dost edinir. Bu Allah'ın bir hükmüdür. Maide suresinin 55. ayeti şöyledir.
Sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Hesap Günü. Allah insanları dünya hayatında yaptıklarından sorumlu tutacağını ayetlerinde bildirmiştir. Dünyada imtihan olan insan hesap günü bütün yaptıklarından sorgulanacaktır. Hiçbir yaptığının gizli kalmadığını, hesap günü tüm işledikleri ortaya döküldüğünde görecektir. Allah, Zariyat suresinin 5. ve 6. ayetlerinde hesap gününün mutlaka gerçekleşeceğini şöyle haber vermektedir. Hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. Size vaat edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur. Şüphesiz hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir. Allah, Hesap Günü'nü Mü'min Suresinin 16. ve 17. ayetlerinde de şöyle haber verir. O gün orta yere çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. Allah sorar, bugün mülk kimindir? Bir olan, kahhar olan Allah'ındır. Bugün her bir nefis kendi kazandığıyla karşılık görür. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı seri görendir. Allah kimi insanlara dünyada mühlet vermekte ve onların yaptıkları kötülüklerin karşılığını ahirette eksiksiz olarak vereceğini bildirmektedir. Bu nedenle dünyada gayrimeşru işler yapanların fark edilememeleri ya da kanundan kaçabilmeleri nedeniyle cezadan kurtulduklarını zannetmeleri büyük bir gaflettir. Bu kişiler hesap günü insanın hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemediğini göreceklerdir. Allah, hafız yani her şeyi hafızasına alan sıfatıyla insanların her davranışını bilmekte ve meleklerine kaydettirmektedir. Kaf suresinin 17. ve 18. ayetlerinde bu gerçek şöyle bildirilmektedir. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken, o, söz olarak söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen, insanın söz olarak söylediklerine de, söylemeyip kalbinden geçirdiklerine de her an şahit olandır. Rabbimiz, hesap günü sonsuz adalet sahibi olarak insanları en ufak haksızlığa uğratmadan yargılayacaktır. Bu gerçek, Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Bizse kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Allah, sonsuz adalet sahibi olduğu gibi sonsuz merhamet ve lütuf sahibidir. İyi davranışta bulunanlara kat kat güzellikle karşılık vaat etmekte, kötülük işleyenlere de hak etmiş olduklarıyla cezalandırılacaklarını bildirmektedir. En'am suresinin 160. ayeti şöyledir. Kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun 10 katı vardır. Kim bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmaz. En'am suresi 160. ayet. Hesap anında insanlar dünyada işlediklerini gösteren kitaplarının kendilerine veriliş şekline göre cennet veya cehenneme gireceklerdir. Allah, İnşikak suresinin 7. ve 15. ayetlerinde şöyle hükmetmektedir. Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, o kolay bir hesapla sorguya çekilecek ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Kimin de kitabı ardından verilirse, o da yok olmayı çağıracak, çılgın alevli ateşe girecek. Çünkü o, dünyada kendi yakınları arasında sevinçliydi. Doğrusu o, Rabbine bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, gerçekten Rabbi kendisini çok iyi görendi. Cennet ve Cehennem.
Allah ilk insan olan Hazreti Adem'i ve eşini yarattığında onları cennete yerleştirmiştir. Ancak Kur'an'da bildirildiği gibi Hazreti Adem ve eşi şeytanın da kandırmasıyla Allah'ın kendilerine koyduğu yasağı çiğnemişlerdir. Bu olayda insan şunu düşünmelidir. İnsan güzel olan bir şeyin güzelliğini ve kıymetini çirkini gördüğünde iyi olanı da kötüyü bildiğinde anlayabilmektedir. Her şeyin değeri ancak zıttıyla kıyas edildiğinde anlaşılabilmektedir. Allah, Hazreti Adem'i ve eşini doğrudan cennete yerleştirmiştir. Dolayısıyla ikisi de bu farkı anlayabilecek kıyas ortamında bulunmamışlardır. Dünyada her şey zıttıyla yaratılır. İnsanın dünyada yaşaması doğal olarak bir kıyas imkanı sağlar. İnsan dünyada imtihan olmaktadır. Kötüyü ve çirkini görerek iyinin ve güzelin kıymetini anlayacak olan insanlar, cennetin kıymetini tam olarak anlayacak olgunluğa gelmiş olacaklardır. Allah, hesap günü insanları dirilttiğinde belki de bu kıyası daha iyi yapabilmeleri için tüm insanları cehennemin çevresine toplayacaktır. Ve ayetlerde haber verildiğine göre kendi sınırlarını korumada titizlik göstermiş olan iman edenleri buradan kurtaracaktır. Cehennemi bizzat gören biri elbette ki cennetin büyük bir kurtuluş ve büyük bir nimet olduğunu yaşayarak ve hissederek anlamış olacaktır. Dünyada bu kıymeti anlayabilecek olan insanlara Allah, nimetlerle donatılmış sonsuz güzellikte bir hayat olan cenneti vaat etmiştir. Ancak dünyada kendisine doğru yol gösterilmiş ve uyarılmışken, kötü yol olan inkar yolunu seçen insanlar da vardır. Bu kişiler sonsuz bir azabın yaşanacağı cehenneme konulacaklardır. Kuşkusuz böyle olması Allah'ın sonsuz adaletinin de bir tecellisidir. İnsan, Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ve beğendiği mümin modeline uygun bir yaratılışta var edilmiştir. İyi ve kötü, kendisine açıkça tarif edilmiştir. Ayrıca kendisine bunları fark edebileceği göz, kulak ve kalp, kavrayabileceği akıl ve muhakeme özellikleri de verilmiştir. Allah'ın varlığını, büyüklüğünü bu özellikleriyle rahatlıkla anlayabilecek ve iman edebilecekken, inkar etmiş olanların elbette ki iman edenlerle bir olamayacağı açıktır. Ve aynı yerde bulunmayı hak etmedikleri de kesindir. Allah, bu iki grubun ahirette nasıl ayrılacağını Kur'an'da haber vermiştir. Yunus suresinin 25. ve 27. ayetleri şöyledir. Allah, barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Kötülükler kazanmış olanlarsa her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu yok. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Allah, iman eden ve Allah rızası için dünyada iyi işler yapanlara vaat ettiği cennet hayatını Kur'an'da detaylarıyla tarif etmektedir. Cennet, kurtuluş, mutluluk ve esenlik yeridir ve sonsuz nimetlerle doludur. Allah müminleri cennetle müjdelerken aynı zamanda inkar edenleri de cehennemle müjdelemektedir. Sonsuz azap yeri olan cehennemin ne şekilde azaplarla dolu bir yer olduğu da Kur'an'da tarif edilmektedir. İnsanın ahiretteki bu iki karşılık üzerinde detaylı düşünmesi ve bir seçim yapması gerekmektedir. Bu program boyunca anlatılan gerçekler dünyanın en önemli gerçekleridir. İnsanı Allah yaratmıştır ve insan Allah'a geri dönecek bir varlıktır. Hiçbir şey insanın Allah'ı tanımasından ve ona kulluk etmesinden daha önemli olamaz. Dolayısıyla bu gerçeklere gereken önemin verilmesi ve kişinin hayatını bunlara göre gözden geçirmesi belki de yeniden düzenlemesi gerekmektedir.
Sizi yaratan Allah'ı tanıyor musunuz? Ona şükrediyor musunuz? Onun size yol gösterici olarak gönderdiği kitaptan haberiniz var mı? Veya bu programda dinlediklerinizi hayata geçirmek için neler yapıyorsunuz? Emin olun ki bunlar sizin hayatınızın en önemli meseleleridir. Başka her şey geçip gidecek, her şey yok olacak ama Allah baki kalacaktır. Allah'ın vaadi yani ahiret ve hesap da bakidir. Bir gün ölecek, ardından dirilecek ve Allah'a hesap vereceksiniz. Unutmayın ki hem dünyada mutlu bir hayat sürmeniz hem de ahiretteki sonsuz mutluluğunuz Allah'a kulluk etmenize bağlıdır. Zaten Allah sizi bunun için yaratmıştır. Yaratılış amacınıza teslim olun ve Allah'a yönelip ona ibadet edin. Ve ona ibadette Meryem suresinin 65. ayetinde buyurulduğu gibi kararlı olun. Allah göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaşı olan birini biliyor musun? Meryem suresi 65. ayet. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.